Merhaba değerli izleyenler. Ülkemizdeki tüm emeklilerimizin buluşma noktası, dertleşme noktası Emekli Televizyonu'na hoş geldiniz. Emeklilerimiz kendilerine ödenecek olan zammı dört gözle bekliyor. Artık çok az bir zaman kaldı. 3 aşağı 5 yukarı zamlar da belli oldu. Bunların ne kadar olduğunu, ne kadar zam alacağınızı biraz sonra sizlere açıklayacağım. Ama onun öncesinde sizlerden çok sayıda soru ve yorum alıyoruz. Bunlarla ilgili bir iki konuya izninizle değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin şu anda birinci gündemi, evet birinci gündemi İstanbul seçimleri. Sayın Ekrem İmamoğlu mu kazanacak yoksa Sayın Binali Yıldırım mı kazanacak? Emekli karnını doyuramıyor. Emeklinin cebinde 5 kuruş para yok. Hiç kimse bunları konuşmuyor. Ama İstanbul seçimleri 80 milyonun birinci derdi oldu. Şimdi bizim videolarımızın altında da bazen görüyorum. Bazı değerli büyüklerimiz, emeklilerimiz AK Parti, CHP kavgası yapıyorlar. Ama kendi sorunlarıyla ilgili bir tek satır yazı yazmıyorlar. Yorum yapmıyorlar. 1200-1300 lira emekli maaşı alıyor emeklimiz. Bundan muzdarip değil, dertli değil. Ama İstanbul seçimleri yüzünden gece uykuları kaçıyor. Şimdi biz ne siyaset yapıyoruz, ne particilik yapıyoruz, ne de kim kazanmış ya da kim kazansın diyoruz. Açıkçası benim de çok umurumda değil. Çünkü emeklinin, işçinin, memurun birinci sorunu cebindeki para. Cebinde var mı yok mu kardeşim, sen bununla ilgilen. Vatandaş ay sonunu getiremiyor. Emekli almış olduğu maaşla ay sonunu getiremiyor. Yokluk içerisinde perişan. 1100-1200 lira emekli maaşı alanlar var. 1000 lira emekli maaşı alanlar var. Bayram geldi geçti. Hangi emekli çoluk çocuğunun cebine 5 lira harçlık koydu, torununun cebine 5 lira harçlık koydu kardeşim? 500 lira demiyoruz, 50 lira demiyoruz. 5 lira diyorum, 5 lira. Dul ve yetim maaşı alan değerli büyüklerimiz var. Onlar tam perişan, yokluk. Ama siyaset bu ülkede hiçbir zaman eksik olmuyor. Tabii ki insanlar siyaset yapmalı da, buna bir şey demiyorum. Ama İstanbul seçimleri kadar emeklinin derdini konuşan ne bir tane gazeteci var, ne bir tane emekli var, ne bir tane işçi var, ne bir tane memur var. Kardeşim, vatandaşın cebinde 1 lira para yok, milletin derdi Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı olmuş? Senin cebinde para var mı arkadaş? Emekli ne halde soruyor musun? 11 milyon 750 bin emekli var bu ülkede, ondan bahsediyorum. 3 kişi değil, 5 kişi değil, çoluk çocuğuyla beraber en az 30 milyon. Emekli maaşları 5 bin lira ülkemizde bildiğiniz gibi. Herkes 5 bin lira emekli maaşı alıyor değil mi? En düşük emekli maaşı 5 bin lira. Emekli yurt dışına tatile gidiyor. Emekli sahil kentlerimize, Antalya'ya, Bodrum'a, Marmaris'e tatile gidiyor. Uçaktan inmiyor emekli. Emeklinin altında son model arabalar var. Emekli Paris'e akşam yemeğine gidiyor. Değil mi? Emekli böyle. Sanki emekli böyle yaşıyor. Emeklinin en düşük maaşı sanki 5000 lira. Hiç. Kimsede tık yok. Kardeşim, saygıdeğer emeklilerimiz, bu ülkenin en önemli sorunu vatandaşın geçim sorunu. Evet, vatandaş geçinemiyor. Emekli yokluk içerisinde perişan kardeşim. Vatandaşın tamamı bankalara borçlu. Hangi vatandaşın kredi kartı cebinde yok? Kaç kişinin yok? Hangi vatandaşın, hangi emeklinin borcu yok? Kredi borcu yok hangisinin? Hangimiz kredi kartsız yaşıyoruz? Bizler gerçekten düşünme yetimizi yitirmişiz kardeşim. Düşünmek diye bir şey kalmamış bizde. Olmayan paranın sefası sürülüyor. Kredi kartı çek, emekli maaşını yatırıyor, gidiyor ek hesaptan para alıyor, kredi çekiyor, ay sonunu getirmeye çalışıyor. Neden? Maaşı düşük. Cebinde 1 lira para yok. Ayağını yorganına göre uzatmayanlara bir şey demiyorum. Ayağını yorganına göre uzatmadığı için, lüks yaşamak istediği için onlara bir şey demiyorum. Onlara söyleyecek sözüm yok. Allah ıslah etsin. Ama insan gibi yaşamak isteyen, sadece maaşıyla ay sonunu getirmek isteyen vatandaşımızın suçu ne, günahı ne?
1100-1200 lira emekli maaşıyla nasıl geçinsin kardeşim? Bu vatandaşın ay sonunu getirme şansı yok. Onun için kredi kartını kullanıyor. Bankadan kredi alıyor. Eşine, dostuna el açıyor. Onlara bir lafım yok. Saygı duyuyorum. İşte bu noktada saygıdeğer devlet büyüklerimizin artık bu emeklimizi, işçimizi, memurumuzu görmesi gerekmiyor mu? 1500 lirayla vatandaş nasıl geçinsin kardeşim? Şimdi söze gelince hepimiz aynı futbol gibi herkes biliyor, siyaseti biliyor. Futbolda nasıl herkes biliyor, siyasette herkes biliyor. Ya kardeşim bir tane vatandaş seçim döneminde bir tane milletvekili adayı geldiği zaman, kapısına geldiği zaman şunu demiyor. Ya kardeşim bak ben emekliyim. 1300-1500 lira maaş alıyorum. Geçinemiyorum. Sen benim vekilim olacaksın. Ne yapacaksın? Projen ne? Emeklilerle ilgili bir şey yapacak mısın diye kimse sormuyor. Seçim meydanlarında bütün siyasi partiler seçim meydanlarını dolduruyorlar değil mi? Bakın ben siyaset yapmıyorum. A partisi, B partisi, C partisi umurumda bile değil. Beni yanlış anlamayın. O seçim meydanlarını dolduran, o sıcağın altında şakşakçılık yapan vatandaşa soruyorum. Senin cebinde para var mı kardeşim? Senin emeklin ne kadar maaş alıyor diye biliyor musun? Milletin vekilleri 25-26 bin lira emekli maaşı alıyor. Emekli 1300-1500 lira, 2000 lira emekli maaşı alıyor. Bundan haberin var mı? Soruyor musun? O milletin vekiline, yani senin vekiline gidip soru soruyor musun? Diyor musun ki, bak kardeşim ben geçinemiyorum. Sen benim için bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne yaptın diye soruyor mu? Yoksa sadece milletvekilleri el kaldır indir. El kaldır indir mi yapıyor? Emeklinin almış olduğu maaş helal. Milletin vekilinin almış olduğu maaş haram mı helal mi size soruyorum. Ama siyaset, bu vatandaş siyasetten kopmuyor. Kardeşim siyaset yapıyorsan da vatandaşın yararına yap. İşçin için, emeklin için, memur için bir istekte bulun, talepte bulun. Milletin vekilleri korkuyor kardeşim. Partiden atılacağım diye bir sonraki seçimde beni partimin yöneticileri aday göstermezler diye korkuyorlar. Emeklinin yanında mısın, değil misin? Bunu göster kardeşim. Bir tane kanun teklifine, emeklinin lehine, kanun teklifine evet diyen bir tane milletin vekili var mı? Yok. Bakın geçtiğimiz günlerde Niğde milletvekili Fethi Bey var. Emeklilere yılda bir sefer 2000 lira yakacak yardımı yapılsın. Her ayda kirada oturan emeklilere, evi olmayan emeklilere 600 lira ödensin diye bir kanun teklifi verdi. Sonucu şimdiden söylüyorum. Hayır. Milletin vekilleri hayır diye el kaldıracaklar. Hayır diyecekler. Emeklinin paraya ihtiyacı yok diyecekler. Evet ama senin vekilin, milletin vekili, bak benim senin vekilin bu adam ya. Seçim zamanında ama meydanları dolduruyorlar, kapı kapı dolaşıyorlar. Ya o seçim meydanlarına giden saygıdeğer büyüklerime, arkadaşlarıma, emeklilere sesleniyorum. O seçim meydan mitiklere gidiyorlar ya. Ya kardeşim sizi kullanıyorlar ya, şakşakçılık yaptırıyorlar bu. Bu, başka bir şey yok. Şimdi o seçim meydanlarını dolduranlara, saygıdeğer vatandaşlarıma sesleniyorum. Senin çoluk çocuğun işsizken senin çoluk çocuğunu işe alıyorlar mı? Senin emekli maaşın 1300-1500 lirayken 3000 lira yapıyorlar mı? Seçim bittikten sonra senin kapını çalıyorlar mı? Siyaset. Siyaset niye yapılıyor Türkiye'de? Bu millete hizmet etmek için mi yapıyorlar siyaseti sanıyorsunuz? Muhalefet partisi, iktidar partisi, bütün siyasi partileri söylüyorum. Sana bana hizmet etmek için mi o milletin vekilleri seçiliyorlar, paralar harcıyorlar? He? Ben bilmiyorum, bir cevap verin de biz de öğrenelim. Lütfen videonun altına yazın. Bu milletin vekili niye seçiliyor? Hizmet için mi ya? Bir düşün ya. Muhalefetteki milletin vekili seçiliyor, o da yok ortada. İktidardaki o da yok ortada. Yok, yok, yok. Vatandaş kaderiyle baş başa kardeşim. Kaderine terk edilmiş emekli, işçi, memur. Ya yalansa yalan deyin kardeşim ya, ya da ben bilmiyorum ya. Allah aşkına lütfen videonun altına yazın ya. Bu milletin vekilleri ne iş yapıyor ya? Emeklinin derdiyle dertlenmiyor. Gece uyuduğunuzda kardeşim sizin uykunuz nasıl geliyor? Yastığa başınızı koyduğunuzda uykunuz geliyor mu kardeşim? Emeklinin halini görüyor musun?
Bakın şimdi gidin, bütün parklar, havalar biraz düzeldi ya. Parklara gidin, bankların üzerinde emekliler oturuyor, bekliyor böyle, ölümünü bekler gibi. Cebinde 5 lira çay parası yok, bir kahveye gidip çay içemiyor emekli be. Gidin parklara, banklara. Yaşlı görürseniz bilin ki emekli cebinde 5 lira para yok. O sıcağın altında oturuyor ya da bir ağaç gölgesi buluyor, oraya oturuyor. Cebinde çay parası yok, çay parası, ama seçim dönemi herkes siyaset yapıyor. İstanbul seçimi emekliyi gerdi. Sana ne kardeşim? Sana ne? Sen soruyor musun ya kardeşim? Bizim maaşımız ne olacak diye soruyor musun? Ya bu millet, bu millet Allah aşkına ya ne hale geldik biz ya? Ya beni yanlış anlamayın. Benim derdim sizinle falan değil. Ben sadece bir olayı anlatmaya çalışıyorum size. Kişisel, kimseyle bir problemim yok. Kimseyi tanımam etmem. Siyasetçi falan da değilim ben. Umurumda da değil siyaset falan. Ama gerçekleri konuşmaya çalışıyoruz. Ya şunu anlatıyorum ben. Seçim. Ya seçim niye yapılıyor kardeşim bu seçim? Emeklinin bir çıkarı var mı? İşçinin, memurun, vatandaşın bir çıkarı var mı? Garibanın bir çıkarı var mı bu işten? Yoksa başkalarının bir çıkarı var mı ya? Bir düşün kardeş ya, bir düşün ya. 1100-1200 lirayla mutluysan düşünme kardeşim. 1500 lira emekli maaşıyla, 2000 lira emekli maaşıyla mutluysan düşünme kardeşim. Düşünme. Sakın. Kafanı yorma. Başka işlerle uğraş. Saygıdeğer izleyicilerimiz, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tüm emeklilerimizi çok yakından ilgilendiren haberlerim olacak. Özellikle intibak düzenlemesi bekleyen 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın mutlaka bir sonraki videomuzu yakından takip etmesini rica ediyorum. Hatta lütfen Emekli TV'ye abone olarak emeklilerimizle ilgili tüm gelişmeleri lütfen Emekli TV'den takip ediniz. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.